Elif uyumuş. Ben gideyim o zaman. Uyumuyorum, uyumuyorum. Uyumuş gibi yapıyorum. Öyle mi? Bebeğim, sen az önce ben okula gitmek istemiyorum dedin ya. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Okulun ilk günü ben de senin gibi gitmek istememiştim. Senin de mi giyecek güzel kıyafetin yoktu? Vardı aslında. Ama annenle baban nerede diye sorulan sorulara bir cevabım yoktu benim. Sen de mi o yüzden gitmek istemiyorsun? Hı hı. Ama okulu çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Peki sen yine de gittin mi okula? Gittim tabii. Gittim. Çünkü annemle babam benim mutlu ve cesur bir çocuk olmamı isterlerdi. Öyle görmek isterlerdi beni. Eğer okula gitmeseydim, cennetten beni izlerken çok üzülürlerdi. O yüzden gittim. Eminim senin annenle baban da sen okula gitmezsen çok üzülürler. Yarın okula gidersem sen de benimle okulda kalsan keşke. Ben okula gitmek için bayağı bir büyüdüm ama, değil mi? Ama şöyle yapalım. Sen okuldayken beni yanında hissedecek bir şey yapalım. Ne? Hadi gel. Kık 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 kık. Kış 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 kış. Boş ver, giyme onları, gel. Gitme. Çok özledim seni. Anne gitme. Çok küçüktü. Ama hatırlıyor. Her zaman hatırlayacak. Hiç geçmeyecek mi? Hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak? Geçmeyecek. Ama alışacak. Acı yerini güzel anılara bırakacak. Çocuklar bizden çok daha güçlüler. Hayatın akışına bırakacak kendini. Annesiyle babasının yokluğunu başka şeyler dolduracak. Güzel şeyler. Hayat. Hayat boşlukları doldurur mu? Biz doldururuz aslında. Ama önce yüzleşmemiz gerekir. Acımızı, yaramızı inkar edersek çaresi nasıl buluruz ki? Küçükken bir kaleidoskopum vardı. İçine her baktığımda değişen şekiller görürdüm. O değişen şekiller birbirinden o kadar farklı. O kadar renkliydi ki. Beni büyülerdi. Sonra bir arkadaşım elini aldı, kırdı. Çok üzülmüştüm. Size doğum gününüzde ondan hediye alacağım Bora Bey. Ada. Sana her baktığımda
Onu anımsıyorum. Aşk kendi seçer.